kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanıbaşınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenimizle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Aksaray halkına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemini sorduk. Bize Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey Türk kadını, sen yerlerde sürünmeyi değil, omuzlarda göklere yükselmeye layıksın" cümleleriyle cevap verdiler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemini biliyor musunuz? Ya bu devirde kadınların önemini bilmeyen kalmadı artık, o eskidenmiş, biliyor herkes de yani. Tabii ki kadın olarak da biz şeyimiz, hayat şartlarımız zor bazen. Ne zorluklar yaşıyorsunuz? Ya maddi, manevi, her yönden, çocuklarla falan uğraşırken her yönden uğraşıyoruz yani. Peki bir mesaj, küçük bir mesaj vermek ister misiniz? Ya ne diyeyim, tüm dünya kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum yani, başka bir şey demiyorum. Nice mutlu yıllar gelsin diyorum. Herkes mutluluk içinde iyi bir dünya kuralım. Başka bir şey demiyorum. Atatürk büyük bir liderdi, akıllı bir liderdi. Hiçbir dünya kadınlara hak tanımadan Atatürk kadın ve erkek eşitliğini getirmiştir yani. Bugünün önemini biliyor musunuz? Bugünün önemi Kadınlar Dünya Günü. Peki siz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İyilik düşünüyorum, güzellik, iyi günler diliyorum yani. Peki günümüzde kadınların değeri biliniyor mu? Bu günlerde pek bilinmiyor yani. Aslında kadınlar ayaklar altında değil, omuzlarda gezmeye layıktır yani. Kurban olduğum Atatürk'ün bu ulu sözü. Peki kadınları hangi alanda görmek istiyorsunuz? Birçok iş alanında artık görüyoruz. Peki hangi başka işlerde görmemiz gerekiyor kadınları? Ya kadın erkek eşitliği var. Erkek neye sahipse kadın da ona sahip yani. Ben böyle biliyorum. He. Peki bugüne küçük bir mesaj vererek kapatalım. Kadınlar Günü'nü hayırla uğurla dilerim yani, iyi günlerinin geçirmesini dilerim. Tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Umarım kadınların daha fazla değer gördüğü, iş hayatına daha fazla atıldığı günler görürüz. Bence kadınlar değer görüyor yani. Bence devletimiz kadınların arkasında ve değer veriyor ama hani ne yazık ki günümüz şartları, gelişen teknolojiden mi bilmiyorum ama kadınlar çok eziliyor aslında. İnşallah kadınlar daha fazla değer görür. İş hayatında, çalışma hayatında, her alanda daha fazla el üstünde tutulur. Çünkü hem İslam dininde hem de Türk kültüründe zaten kadın her zaman el üstünde tutulan olmuştur. Her zaman sözü geçerli olan olmuştur. Umarım bu böyle devam eder bizim kültürümüzde de. Yani kadınların özelliği, kadınlara özel bir gün. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlar önemlidir. Dünyayı ve erkekleri, yuvasını ayakta tutan kadınlardır. Yani bu. Tabii kadınlara bilmez olur muyuz? Olur, biliriz tabii de. Fakat dediğin gibi kadınlar bir çiçektir ama almadım şimdi desem çiçeği yalan. Biraz da rahatsızım onun için çıktım. Hiç kafam üzerimde yok yani. Peki günümüzde kadınlara değer veriliyor mu? Açıp geliyoruz. Veriliyor, verilmiyor da yani. Bazen kadınlara biraz hor görünüyor yani. Hani
dövüşme, çekişme, ne bileyim şu filan yani böyle. Karşıyız ama oluyor yani. Böyle. Peki kadınları hangi alanlarda görmek istiyorsunuz çalışma alanı olarak? Çalışma alanları tabii güvenli yerlerde yani nasıl diyeyim bürolarda şu yani hani kadın yeri devamlı yüksek olması lazım. Kadın öyle her yere yani girişkin ama sağlam yerde çalışması lazım. Yani belki ne diyeyim, nasıl diyeyim. Peki son olarak kadınlarımıza neler söylemek istersiniz? Kadınların yeri ayrı. Kadınlar çok değerlidir, çok çiçeklerdir. Kadınlar olmasa bizim yerimiz olmaz. Gerçekten öyle. Çiçek götürüyor mesela eve. Artık gönlü neyse onu alıyor. Başka ne götüreceğiz kadına? Peki kadınları nerelerde görmek istersiniz çalışma alanı olarak? Kadın orada biz çalıştırmıyor. Yok bilmiyorum. Benim kadın çalışmıyor. Yani çalıştırmak istemiyorum. Ve çalışmıyor da zaten. Neden çalıştırmak istemiyorsunuz? Göndermedim. Hiç göndermedim. Şükür maaşlık. Durumumuz fena değil. Kendi yağımıza kendimiz kavruluyor. Onun için de göndermek istemiyorum. Erkekler biraz kıskanç olur. Çok kıskanç olurum da. Hani kendim öyleyim. Çok kıskanç. Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden olan Bedriye Medresesi restorasyon çalışmaları tamamlandı. Aksaray Belediyesi'nce restorasyon çalışmaları tamamlanan Bedriye Medresesi yeni yüzüyle kapılarını açacak. Bedriye Medresesi'ne ait ana binanın iç kısımları aslına uygun restore edilirken çatı kısmı ise tamamen yenilendi. Medresede çevre ve zemin iyileştirmesi yapıldı. Ana binayla bütünlüğü sağlaması için bahçe duvarı aslına uygun olarak yenilendi. Çağın şartlarına uygun olarak ilim ve irfan merkezi olarak kullanılması planlanan medrese Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün izniyle aslına uygun olarak restore edildi. Aksaray'da tarihi yapıları koruma altına alan Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kalanlar Köprüsü, Kılıçarslan Türbe ve Köşkü, Melik Mahmut Gazi Hangahı, 2. Kılıçarslan Hamamı, Pir Ali Sultan, Hashas Baba ve Hamza Baba türbelerinden sonra Bedriye Medresesi'nde başlattığı restorasyon çalışmalarını tamamladı. Kültürel mirasları gelecek nesillere aktarılmaktadır. Masa amacıyla Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Bedriye Medresesi'nde başlatılan restore çalışmalarıyla medreseyi gün yüzüne çıkartan Evren Dinçer, Bedriye Medresesi'nin geçmiş tarihine tanıklık etmiş Aksaray'ın en önemli değerlerinden birisi olduğunu söyledi. Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Güzelöz köyünde 2 adet televizyon, 1 adet av tüfeği, 5 kilogram çay çalan hırsız CASAP dedektiflerinin operasyonuyla Şerefli Koçhisar'da yakalandı. Aksaray'da bir evden 2 adet televizyon, tüfek ve çay çalan şahıs jandarmanın operasyonuyla Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde çaldığı malzemelerle yakalandı. Olay Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Güzelöz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde ikamet eden PA isimli şahıs 112 acil çağrı merkezini arayarak evinden 2 adet televizyon, 1 adet ruhsatlı av tüfeği ve 5 kilogram çayın çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Arama Timi dedektifleri olay yerinde geniş çaplı araştırma ve inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda hırsızlığı yapan şahsın R.Y. isimli şahıs olduğunu belirleyen CASAP dedektifleri Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinisinde şahsın peşine düştü. Şahsın Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde olduğunu tespit eden CASAP dedektifleri tespit edilen eve yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs evde yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda çalınan 2 adet televizyon, 1 adet ruhsatlı av tüfeği ve çaylar ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Y. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilirken ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi. Kendi elleriyle diktikleri ürünleri satan ev kadınları kendi paranı kazanmak gibisi yok dediler. Kaç yıldır simit satıyorsunuz? 30 yıldır satıyorum. Simitlerinizi nerede yapıyorsunuz?
Simitçiden alıyorum ben. Başkanıcıdan alayım. Peki konumu tam olarak söyler misiniz? Nerede sattığınızı? Burada mı? Şeyde, Ulu Cami'nin parkının yanında satıyorum. Kazandığınız parayla neler yapıyorsunuz? Evimin kişi taksidini ödüyorum. Çocukları okutuyor musunuz? Kızların çocukları var, onlar okuyor. Onlara yardım yapıyorum. Peki saat kaçta mesainiz başlıyor? Mesaim yok benim. Ne zaman? Ezan okunmaya gidiyorum. Sabah 6:30'da geliyorum. Akşam kaçta bitiriyorsunuz genelde? Akşam ezanı yakın gidiyorum işte. Yolda ezan okunuyor otobüse binerken. Peki beyiniz var mı? Yok. Eşiniz? Yok yok. Yalnızım. Kaç tane çocuğunuz var? 3 tane. Üçünü de simit satarak mı? Üçünü de simit satarak, oğlumu da simit satarak everdim. Kızlarınızı da? Kızlarımı da aynı. Kaç yıldan beri eşiniz yok? 30-40 senedir yok bayağı. Ameliyat oldum, ben ayrıldım. Ondan önce yine ameliyat olacağım. Bu 6. ameliyatım. Peki kazandığınız paraları çocuklarınıza verdiğinizi söylediniz. Onlara baktınız, kendi evinizin taksidini ödediniz. Tabii onu ödüyorum, taksidini ödüyorum. Özele git, gönderdiler, bu ameliyat ağır dediler ama özelde ne oluyor, param yok, yetişmiyor ki ne. Ona veririz işte. Peki kaçta mesainizi bitiriyorsunuz? Bittiği zaman gidiyorum. Mesai yok ki, ne zaman biterse o zaman gidiyorum. Günlük kazancınız hemen hemen ne kadar? Tam zaten kara geçti mi çoğu kalıyor. Onu da dağıtıyorum. Yarına satılmaz. Mecbur dağıtıyorum başkalarına. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Siz emekçi bir kadınsınız. Buradan çalışan kadınlara, bütün kadınlara ne söylemek istersiniz? Hepsine de ne söyleyeyim? Siz kendi ayaklarınızın üzerinde duran bir kadınsınız. Hepsine de ne iyi işte. Sağlık sıhhat versin. Ya çalışalım. Biz burada kendi çocuklarımıza depremzedelere kıyafet dikiyorduk aslında. Onları bitirdik. Şimdi çocuklarımıza kıyafet dikiyoruz. Bayram geliyor aslında. Bayram için hazırlık yapıyorlar çoğu arkadaşların. Öyle buradan herkesin yeniden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kutluyorum. Güçlü kadınlar, çalışan kadınlar gerçi her zaman için çok güçlüdür. Bizler de burada kendi imkanlarımızla bir şeyler yaptığımız için kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Halk eğitimin bütün kurslarını herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten herkes için, yani kendini kadın olarak, kendini güçlü hissetmesi için herkesi bekliyoruz. Önde Özçelik. Halk eğitimin açtığı kursta dikiş öğreniyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum herkesin. Bize buraya açan halk eğitim müdürlerimize, Tülin hocamıza çok teşekkür ederim. Burada neler yapıyorsunuz? Çocuklarımıza bayram kıyafetleri dikiyoruz. Onlara dikiş yapıp burada yapıp satıyoruz da. Hani eşofman takımları, sivitler, şortlar çocuklarımıza dikip hani dışarıya da sattığım da oldu benim. Yani güzel burası. Biz burada hani buraya gelip dışarıda işte olmadı. Bir şey olmaz. Burada mesela kazandığınız parayla neler yapıyorsunuz? Çocuklarımıza bir şeyler alıyoruz. Kendimizi alıyoruz. Kendi paramızı kazanıyoruz. Mutlu oluyoruz ilk başta. Ondan sonra mesela gün içerisinde burada zamanınız nasıl geçiyor? Ne kadar zamandır bu kursa geliyorsunuz? Geçen sene yarım dönem gelmiştim. Bu sene de işte yeni başladım bu hocamızla da. Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Sabah 8:30'da geliyoruz. Hemence 2:30 oluveriyor saat. Hiç bilemiyoruz. Peki gün içerisinde zaten neler yaptığınızı söylediniz, kazandığınız. Kendi paranızı kazanmak nasıl bir his? Çok güzel bir hismiş. Kendi paramı ilk defa burada kazandım. Hani çok güzel bir histi. Peki bütün kadınlarımıza ne söylemek istersiniz son olarak? Kadınlar kendi ayaklarının üstünde durduğu zaman daha güçlüdür. Herkesin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kursiyer Sabriye Koyuncu. İlk başta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum tüm kadınların. Bize bu kursu açan Halk Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri ve özellikle de Tülin Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Burada çalışmak, bir şeyler üretebilmek çok güzel.
evimize maddi anlamda katkı sağlıyoruz. Çocuklarımıza eşofman takımlarıydı, sivitler de dikiyoruz. Dikip sattıklarımız da oluyor. 11. ayda ya 10. aydan beri aslında geliyorum ben. Başta ilk geldiğimde makineyi hiç kullanmayı bilmiyordum. Buraya gelince her şeyi öğrendim. Mesela bir kumaşı biçmeyi, bir kesmek falan bunlar çok zor geliyordu ilk başta. Ama şu an her şeyi öğrendiğim için o kadar güzel ki zevk alıyor insan burada bir şeyler dikmekten, üretebilmekten daha çok zevk alıyor. Duygusal olarak neler? Duygusal olarak da çok güzel. Evden daha çok burada vakit geçiriyoruz. Zamanın, vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer deprem bölgesinden ilk günden bu yana yaşanılan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer deprem bölgesinde yaşanılan gelişmeleri şu ifadelerle anlattı. Aksaray Belediyesi olarak ilk günden bu yana yardımlarımızı iletiyoruz. Çadırkent'te 75 adet çadırımız var. 600'den fazla sağlık çalışanımız bunlardan yararlanabiliyor. Haftaya Güney Kore'den 7 kişilik Güney Kore yardım ekibi gelecek. Konteyner kent kurumunu başlayacağız. Deprem olduğu andan itibaren yardım kampanyalarını başlattık. Halkımız hemen yardıma geldi. Vatandaşlarımız sağ olsun yardım kampanyasında bizi mahcup etmedi. Aksaray'ımız asrın felaketinde hayatta kalanlar hayatta kalma mücadelesi veriyor. Biz de yardım konusunda yardımlarımızı veriyoruz. Resmi kayıtlarımıza göre 17 bin depremzedemiz Aksaray'da ikamet ediyor. 3 bin tanesi yurtlarda barınıyor dedi. Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle de tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde nice sağlıklı, güzel günlere kavuşturması dileğiyle 8 Mart'lar yaşayalım diyorum. Evet sevgili izleyiciler, Aksaray Belediye'mizdeyiz. Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'le birlikteyiz. Afet bölgemizden, asrın felaketi dediğimiz bölgeden ayağının tozuyla Aksaray'a geldi. Aksaray Belediye ekiplerimiz şu anda kardeş şehrimiz Kahramanmaraş'ta yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu çalışmayı da Aksaray Belediye Başkanımız yakından takip ediyor. Bir günü Aksaray'daysa 5 günlü Maraş'ta şu anda oradaki yaraları sarmak adına geçiriyor. Biz oradaki süreci Sayın Başkan'dan değerlendireceğiz. Başkanım öncelikle hoş geldiniz şehrimize. Bahsetmiş olduğunuz gibi Maraş'tan konuyu ele alırsak, Kahramanmaraş merkez şehrimizle beraber kardeş şehir olduk şu an itibariyle. Belediye meclisimizin kararıyla. Tabii ki tüm yardımlarımızı ilk günden itibaren Aksaray Belediyesi olarak ve Aksaray halkı vatandaşları olarak bölgeye intikal ettirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da bu hukukumuzu resmi hüviyete bürüdük ve kardeş şehir statüsüne geçtik. Bahsetmiş olduğunuz gibi ayağımızın birisi bölgede sürekli gidip geliyoruz. Tabii ki her geçen gün orada yaraların sarılması adına güzel çalışmalar yapılıyor hükümetimiz tarafından, belediyelerimiz, yerel dinamikler tarafından. Tabii ki tablo çok ağır. Bölge çok ağır hasar almış durumda. Kahramanmaraş öyleyken diğer şehirlerim de aynı şekilde. Dolayısıyla uzun zaman bir çalışma gerektiren işler var. Orada yapılması gereken işler var. Biz de Aksaray Belediyesi olarak vatandaşlarımızın desteğiyle beraber bölgede yapılacak, yapılması gereken ne varsa da orada bu işi koordine ediyoruz, takip ediyoruz, planlıyoruz, süreçlerin içerisinde yer alıyoruz. Bu asrın felaketinin ikinci gününden itibaren Kahramanmaraş merkezde Aksaray Belediyesi görev aldı ve yoğun bir şekilde de görev yerine getirmeye devam ediyor şu anda. Siz de şahsınız. Deprem bölgesinde uzun süre kaldınız. İlk anlarda Maraş merkezde neler vardı? Ne gördünüz efendim? Gözlemleriniz neydi? Elbette ilk olayın ortaya çıktığı andan itibaren biz birçok kez bölgede yer aldık. Şu anki durumla bu deprem felaketinin ilk yaşandığı zaman arasında da gerçekten çok da değişiklikler var. Geldiğimiz nokta tabii ki ilk yaşandığı ana göre daha iyi noktadayız ama yapılması gereken işleri az önce ben uzun, orta ve uzun vadeli süreçler açısından ifade ettim. İlk gittiğimiz zaman çok kötüydü. Yani tablo anlatılacak gibi değildi. Vatandaşlarımız ve ortam çok
kötü durumdaydı. Çünkü ağır bir hasar, ağır bir yıkıntı ve insanlar orada hayatını ikame ettirmeye çalışıyorlardı. Tabii ki o çok fazla uzun sürmedi işin açıkçası. Hızlı bir şekilde devletimizin imkanları, yerel dinamikler, belediyelerimiz hepsi aynı şekilde, hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettiler ve yaralar sarılmaya başlandı. Geldiğimiz nokta şu, tabii ki orada önceki ticaret başlamış. Vatandaş, esnaflar işlerine başlamışlar. Dükkanı açılabilenler dükkanını açmışlar. Bir alışveriş, ticaret ortaya çıkmış. Yine temel ihtiyaçların karşılanması noktasında yapılması gerekenler yapılmış. Barınma ihtiyacı en başta imkanlar dahilinde şu an karşılanmış durumda. Yine yeme içme ihtiyaçları veriliyor. Kıyafetler hakeza. Bir takım işte eğitim, öğretim faaliyetleri, temel sağlık hizmetleri verilmeye başlanmış. Geçmişe nazaran depremin ilk olduğu zamana göre şu an durum daha iyi. Ama tabii ki yapılması gereken de çok çalışmalar var. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara yerleşinceye kadar ki zaman çok önem arz ediyor. Bunun hızlı bir şekilde bu sürecin tamamlanması icap ediyor. Dolayısıyla da çalışmalar da zaten o yönde ilerliyor. Peki Aksaray Belediye'miz şu anda orada kaç çadırlık bir çadır kent süreci başlattı? Toplamda kaç çadır kent kurulacak? Kaç çadırlık çadır kent kurulacak oraya? Bizim tabii ki çadır kentimizi orada Sütçü İmam Üniversitesi'nin tıp fakültesinin bahçesinde bize öyle öngörüldü. Şimdi zaten buradan çadır kurmak isteyenler ya da çadır kentler orada bir plan program dahilinde gerçekleştiriliyor, kuruluyor ve işletiliyor. Biz de oradaki yöneticilerimize yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Sütçü İmam Üniversitemizin fakültesinde, tıp fakültesinin bahçesinde böyle bir ihtiyaç olduğu bize iletildi. Bizim ekip arkadaşlarımız da hızlı bir şekilde çadırlarımızı tüm müştemilatıyla beraber temin edip bölgeye intikal ettiler ve çadırlarımızı kurdular. Orada 75 çadırımız var. 600'e yakın daha fazla, daha çok oradaki sağlık çalışanlarımız buradan bu imkanlardan faydalanıyorlar. Depremden zarar gören sağlık çalışanlarımız. Ama tabii ki peyderpey ihtiyaçlar ortaya çıkıyor şehirde çadırla ilgili. Oralara da çadırlarımızın sevkiyatları yapılıyor, gönderiyoruz. Biz daha çok o bölgedeyiz. Üniversitenin bahçesindeki bölgede. Tabii ki bu AFAD'ın, Kızılay'ın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, vakıfların, bireysel çadırlar şehrin her tarafında şu an kurulmuş durumda. Bir taraftan da tabii ki konteynerler. Konteyner şehirler inşa ediliyor, kuruluyor. Bununla ilgili de biz yakın zaman içerisinde Güney Kore'de bir yardım kuruluşu var. Uluslararası bir yardım kuruluşu. Kendileriyle görüşme sağladık, temas sağladık. Zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirdik. Muhtemelen haftaya 7 kişilik bir ekip şu an Aksaray'ımıza gelecekler. Biz onları bölgeye götüreceğiz. Güney Koreli yardım kuruluşu ekibini. Bunlar taahhüt ettiler, konteyner şehir kurmayı istiyorlar. İlgili konteyner firmalarıyla da kendilerini irtibatlaştırdık, temas kurdurduk. Ve biz misafir edeceğiz, bölgeye götürüp gezdireceğiz. Böyle de bir konteyner şehir kurulmasına da aracılık ediyoruz. Çok yoğun bir şekilde Aksaraylı hemşehrilerimize çağrıda bulundunuz. Oradaki ihtiyaçlar doğrultusunda Aksaraylı hemşehrilerimizi yönlendirmeye çalıştınız. Gıdaysa gıdadır, giyecekse giyecektir. Bunu birçok şekilde sosyal medyanızdan Aksaraylılara çağrı yaptınız. Bu çağrılarınıza nasıl dönüşler oldu? Aksaray halkı nasıl dönüş verdi? Deprem olduğu andan itibaren biz hızlı bir şekilde bunun çalışmalarına başladık. Daha önce malumunuz Van ve Elazığ depremlerinde de bizim Aksaraylı hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız zaten aynı refleksi göstermişlerdi. Aynı yardımlarda bulunmuşlardı. Biz buradan bilerekten yola çıktık hemen. Aynı gün bu kampanya başlattık. Sağ olsun hemşerilerimiz bu noktada çok çok fazla bizim umduğumuzun çok ötesinde bir yardım desteğinde bulundular sağ olsunlar. Burada ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz Aksaray Belediyesi olarak burada bir aracıyız. Biz o bölgeyle vatandaşlarımız arasında temas kuran bir aracı rol oynuyoruz. Dolayısıyla da bunu en iyi şekilde yapmak adına da tüm araçlarımızı, yöntemlerimizi, yollarımızı denedik. Ve vatandaşlarımıza sağ olsunlar bizi bu noktada mahcup etmediler. Biz bu kampanyayı başlattığımız andan itibaren yoğun bir şekilde yardımlarını bize intikal ettirdiler. Biz de hızlı bir şekilde bölgeye gönderdik. Tabii içerisinde o zamanlar istenilen battaniye, ısıtıcı ve malumunuz gıda tüketim malzemeleriydi. Bunları temin ettik ve oraya gönderdik. Tabii daha sonra bu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra malumunuz barınmayla ilgili ihtiyaçlar ortaya çıktı. Çadırdır, konteynerdir. Bu noktada da bireysel yardımlar çok fazla oldu. İşte bir hemşerimiz iki konteyner aldı, öbürü bir tane konteyner aldı, gönderdiler. Bunları aracılık faaliyeti yürüttük biz yine aynı şekilde. Ama Aksaray Belediyesi olarak da kendi imkanlarımızla çadırlarımızı temin ettik. Bölgeye intikal ettirdik. Bu tamamen Aksaraylı hemşerilerimizin, Aksaraylı vatandaşlarımızın yardımıdır. Biz belediyeden de yapsak,
aracılık da yapsak, bu Aksaray vatandaşlarının Aksaray halkı adına yapılmış bir yardımdı ve bunu biz bu şekilde de kamuoyuna, yetkililere, herkese bu şekilde ilettik. Peki başkanım, asrın felaketinde Aksaray bu sınavı nasıl verdi sizin gözünüzde? Evet, Aksaray'ımız asrın felaketi ve bu felaketin içerisinde olanlar ayrı bir sınav veriyorlar. Bununla baş edebilmek adına rahmetliler var ve hayatta kalanlar var. Hayatta kalanlar hayatta kalma mücadelesiyle ilgili bir imtihan veriyorlar. Tabii biz de burada bu işe yardım etme noktasında bir imtihan veriyoruz ve bu işin yaraların sarılması adına bir imtihan veriyoruz. Aksaraylı vatandaşlarımız elinden gelen yardımı yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi de yine devam ediyor yardımlarımız. Buraya gelmiş hemşehrilerimizi şu an biz misafir ediyoruz şehrimizde. Şu an itibariyle 17 bine yakın vatandaşımız resmi kayıtlara göre şehrimizde ikamet ediyor. Bundan 3 bine yakını yurtlarda. Yine Aksaraylı hemşehrilerimiz evlerini açtılar, barklarını açtılar, yardım faaliyetlerinde bulunuyorlar. Yine aynı şekilde bu çalışmalar devam ediyor. Ben Aksaraylı hemşehrilerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Aksaray Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde depremzede kadınları unutmadı. KYK yurtlarında kalan depremzede kadınlara belediye ekipleri gül dağıttı. Bu etkinliği düşünenlere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Teşekkür ediyorum. Maraş'tan. Çiçek aldınız, neler söylemek istersiniz? Çiçek için teşekkür ederim. 8 Mart Kadınlar Günü için size de teşekkür ederim. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bizi de bu çiçeğe getirdiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah kimseye de göstermesin inşallah böyle bir acıyı. Biz çok acı çektik. Allah'ım kimse çekmesin inşallah. Vallahi ben ilk defa bir çiçek aldım. Çok teşekkür ediyoruz yani. Neler hissediyorsunuz ilk aldığınız çiçekle ilgili? Vallahi çok sevindim. Çocuk gibi sevindim, bilmiyorum. İlk defa aldım. Çiçek gibi biz de böyle gene evet. Açılırız inşallah. İnşallah. Mutlu oluruz inşallah. Memnun kaldık. Yani memleketimizi özlüyoruz. Yine de güzel sevinmek ama. Mutlu olduk. Sevindik. Allah razı olsun. Ama üzüntümüz gidiyor ama memleketimizi unutamıyoruz. İnşallah memleketimize döneriz. Peki sizin gibi bütün kadınlara neler söylemek istersiniz? Ne, herkese mutluluk dilerik. Allah'a emanet olsunlar. Geri memleketlerine dönmeye, kardeş gibi yaşamayı nasip eylesin bizlere. Devletimize, milletimize de rahatlık versin. İnşallah. Allah'ım her şeyden de razı olsun. Kardeşte yaşamayı bizlere nasip etsin. Evet, biraz yaklaşıyoruz. Buraya bakıyoruz. Olsun, buraya. Oradan sorun, Allah razı olsun. Aksaray Belediye Başkanımız Doktor Evren Yiğit'e sizlere çok selam var. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Merkeziniz kutlu olsun. Benim başkanım. Aksaray Belediye Başkanımız Doktor Evren Yiğit'e kadınlar gününüz kutlu. Teşekkür ederim. Aksaray'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle jandarma ekipleri bulundukları tüm ortamlarda kadınlara karanfil dağıttı. Aksaray'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle jandarma ekipleri bulundukları tüm ortamlarda kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı. Aksaray Deli Jandarma Komutanlığı ekipleri tüm birimleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için karanfiller hazırladı. Hazırlanan karanfiller tüm birimlere dağıtılarak trafik uygulamasında, spor salonlarında, jandarma karakollarında, sokakta, resmi kurum ve kuruluşlarda, köylerde, fabrikalarda, evlerde ve hemen her yerde kadınlara ulaştırıldı. Kadınların gününü kutlayan jandarma ekiplerine kadınlar da teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Aksaray'ın önde gelen alışveriş merkezi olan Nura City'de Kadınlar Günü'ne özel kadınlara karanfil dağıtımı yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Aksaray'ın önde gelen alışveriş merkezlerinden Nura City Alışveriş Merkezi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı.
Alışveriş merkezinde çalışan kadınlar ve AVM'ye alışverişe gelen kadın müşterilere alışveriş merkezi yönetimi tarafından karanfil verilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Alışveriş merkezi genel müdür yardımcısı Hakan Ay yaptığı açıklamada alışveriş merkezi olarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz dedi. Güzel bir kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba, merhaba. Merhaba, abinize hoş geldiniz. Bizim kadınlar var. Kadınlarımız tutuyorsunuz. Aksaray bizim tek ve gözde AVM'si olan Nora City Alışveriş Merkezi olarak başta yönetim kurulumuz Adem Girgin ve diğer yönetim kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız ve şahsım adına 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Kadınlarımızın sosyal, kültürel, siyasal ve iş hayatlarında hak ettikleri en güzel yere gelmesini ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak AVM'mizde kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu etkinliklerden bir tanesi de kadınlarımıza, başta AVM'miz çalışan personelimize ve genel müşterilerimize karanfil vererek Nora City AVM olarak her zaman kadınlarımızın yanında olduğumuzu belirtir. Tekrardan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aksaray'da 31 yıldır çiçekçilik yapan Celal Kurt, eşiyle birlikte işlettiği dükkanında Kadınlar Günü'nü buruk bir sevinçle kutladıklarını söyledi. Uzun senedir bu meslek içerisindeyim. Severek yapıyorum. Bugün de bildiğiniz gibi Dünya Kadınlar Günü. Her ne kadar önceki yıllara karşı buruk olsa da yine de bir hareketlilik var. Yani tabii, ama eskisi gibi değil tabii ki. En çok müşterilerimiz hangi çiçeklere talep gösterdi? Talep en çok papatyayı çok seviliyor. Orkide, gül. Bu üç çiçek çok seviliyor. Neden bilmiyorum. Saksı tropikal bitkilerde de işte malum bildiğiniz gibi aynı bitkiler. Öyle yani. Kimlere işte. Noel notlar yazıldı? Kadınlara yazıldı. Anne, sevgili, kadın, karın hepsi var. Tam olarak kaç yıldır yapıyorsunuz? 92'den beri. Aksaray'da o zaman 3-4 çiçekçi arkadaştık. O günden beri devam ediyoruz. Aksaray'da 92 yılından beri? 92 yılında, evet. O zaman 3-4 çiçekçi arkadaşlar vardı. Şimdi haliyle çoğalıyor. Nüfus da artıyor, çiçekçi de çoğalıyor. Sadece 8 Mart'tan mı başlıyor? 8 Mart'tan birkaç gün öncesiniz? 3-4 gün önceden belli eder zaten. Talebin ne derecede olduğu belli oluyor. Ona göre de farkına varıp biz ona göre de tedarikli oluyoruz, hazırlıklı oluyoruz. İlk mesleğe başladığınızdan bugüne ne değişti çiçekçilikte? Çeşitler çoğaldı. Yani o yıllarda nedir, müşterimizi ne gönderirdi? Bir düğünlere aracıman, çelenk, iki sevgiliye, hastaya buket, bir de tek gül, 4 kalem oldu. Bir de araba süslerim 5 kalem, bu kadardı. Şimdi binlerce kalem oldu. Kuru bitkilerden tut, nişan çiçekleridir. Mesela orkideler falan yoktu o zamanlar. Saksı bitkileri yoktu. Veya yapraklı bitkiler, teraryumlarmış, kuru çiçekler falan filan. Önüne geçemiyorsun ki sınırı yani. Binlerce çiçek var hala yok diyebiliyorsun müşteri. Bugün nasıl geçiyor? Gününüz saat kaçta yoğunluk başladı? 9-10 gibi başladı. İyi, fena değil. Akşam kaça kadar devam eder? Bu akşam artık günler uzadı ya, saat 10-10.30 olur. 10-10.30-11'e kadar. Hareket unutanlar falan gibi, geç kalanlar, fırça yiyip geri dönenler bile bulur onu. Peki bir dahaki yoğunluk ne zamana yaşanır?
Bunun devamı Anneler Günü'ne gider. Zaten her iki ayda bir özel gün oluyor. Şubat, Mart, Mayıs. Anneler Günü o da yoğun olur. Kadınlar Günü kutlu olsun, iyi ki varsınız. Yani kadın, hani Neşet Ertaş diyor ya, yarısı kadının yarısı çocuktur, yarısı anadır. Kadın yücedir. Gül fiyatları 25-30. Karanfiller 10-15 lira boyut ve kalitesine göre. Buketlerde 200-250 şeklinde. Orkideler 300-350. Aşağı yukarı. Piyasa aynı, yine devam eden bir şey. Aynı fiyat devam ediyor. Geçen seneye oranla bu seneki fiyatlar aynı mı? Biraz var. %40-50 artış var. Yani enflasyon bazında etkileniyor oluyor. Selda Kurt. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Eşim 30 yıldır yapıyor. Ben de yanına geleli 1,5-2 yıl oldu. Eşimle beraber çalışıyoruz. Birlikte. Eşimin sanatı çiçek olarak gayet ondan gurur duyuyorum. Çok güzel sanatı vardır eşimin. Sizi yansıtıyor mu bunu? Tabii yansıtıyor. Bana da yansıtıyor eşim. Bugün size çiçek aldı mı? Bugün bana çiçek almasına gerek yok. Çünkü ben çiçekler içindeyim. Ben de bir çiçeğim bu arada. Çiçekçiliğe başladığınızdan bu yana ne değişti hayatınızda? Sosyal olarak bayağı çevrem değişti. Güzel, çiçek mesleğini çok güzel seviyorum, çiçekçilik. Ben de tabii kadın olduğum için. Yani çiçekçi güzel bir meslek kadınlar için de. Seviyorum yani. Eşimle beraber çalışmaktan da hoşnut oluyorum. Son olarak kadınlara neler söylemek istersiniz? Bütün kadınlar bir çiçektir. Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun hepimizin. Şimdi sırada hava durumu var. Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenimizle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal.